Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok çok önemli. Emre için her şey daha yeni başlıyor dediği gibi. En büyük hedef olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da hiç bugüne kadar yaşamadığımız hisleri, duyguları bize yaşatır. Ve bir sporcu başarılı olduğu zaman, olağanüstü başarılar sağladığı zaman, şimdi burada yüzme konuştuğumuz için yüzmeye değinelim. Emre'nin sadece havuzdaki duruşu değil, havuzun dışındaki duruşu, karakteri, tarzı, duygu düşünceleri, kendisini ifade edebilme şekli, her şeyi idol olduğu zaman kitleleri arkasından sürükleyebiliyor. Şu ismini vermeyeceğim insanlar var dünya çapında. Adam Wimbledon şampiyonu oluyor, ülkesinden ilk şampiyon. Ama o karizması olmadığı için idol olamıyor, gençleri arkasından sürükleyemiyor. Bu arkadaşta bunların hepsi var. İnşallah o da sadece rekorlar kırmaz, Türkiye'de yüzmenin gelişmesi için de elinden gelenin en fazlasını yapar. Yani ben Emre'yi dinledikçe ileride bir yüzme federasyon başkanı, bir spor bakanı profili görüyorum dinledikçe. Emre'nin ailesinde Fenerbahçeli yok. Tabii benim de babam Beşiktaş'tı. Senin de babam Beşiktaş'tı değil mi? Evet. Anası spor takım tutmuyor. Dayılar tehlikelidir. Bir çocuğun takım seçmesi. Dayılar ve okul servis şoförleri çok tehlikelidir. Emre'nin dayısı Koyu Galatasaraylı, baskı yapıyor. O da yani ikna edemiyorlar. Baba, dayı bir şekilde kendi yolunu çiziyor. Fenerbahçe'ye oluyor. Annesinin anlattığı hani güçten güç doğar, diğer Fenerbahçe'yi buluyor. Bulmaya ihtiyacı var çünkü devamlı baskı altında. Yani küçükken eve geldiğinde baskı altında bir şekilde doğru yolu seçiyor diyelim. Fenerbahçeli oluyor. İftar ediyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki Fenerbahçelisin, iyi ki bir Türk vatandaşısın, bir Türk sporcususun. Her daim yolun açık olsun, şansın bol olsun. Emre çok ufak bir yaşta başladı. Hareketli bir çocuktu. Dikkatinin toparlanması açısından da en sakatlanma riski düşük. Ve birçok hastalık açısından hani faydalı bir spordur yüzme. O yüzden yüzmeye başlasın dedik ama Emre biz sadece kursa gitsin derken buralara geldi. Bu yolculukta biz aile olarak destek vermeye çalıştık ama buradaki en güzel hikayelerden bir tanesi Emre'nin işte hani kendi bireysel ilk hedefinin Fenerbahçe yüzücüsü olmak istemesiydi. Bir gün oğlunuz karşınıza geliyor, küçük bir çocuk daha. Yani kendi kendine bir hedef oluşturmuş. Nedir? Ben Fenerbahçe'de yüzebilecek miyim? Yani bir anne için daha gurur verici başka bir şey olamaz zannediyorum. Emre'nin camia tarafından da sahiplenilmesi bir anne olarak beni inanılmaz derecede onurlandırıyor. Çünkü Emre'nin bireysel ilk hedefi bir Fenerbahçe yüzücüsü olmaktı. Onun sonrasında büyüdüğünde bunun yanına ben Fenerbahçe camiasına mal olmak istiyorum anne diye geldi. Biraz utandırıyorum Emre'yi ama. Büyük bir şey bu. Biz Emre biliyorsunuzdur birçoğunuz çalışmalarımızı İzmir'de sürdürüyoruz. Fenerbahçe'nin İzmir ekibi izleyim yüzme şubesinin. Biz 13 senedir yani 2007 yılından beri yani Fenerbahçe'mizin 100. yılından beri bu işi sürdürüyoruz, başlattık. Emre ile de 11 sene. Yani Emre bizim aslında altyapılarımıza yetişmiş gibi bir şey oldu. 12 yaşından sonra aldık. Daha önce diğer kulüplerde, İzmir'deki diğer kulüplerde de yüzdü ama 12 yaşında Emre ile yollarımız kesişti. İlk etapta tabii Emre biliyorsunuz hepiniz bu 2 metrenin üzerinde. Dolayısıyla fiziksel gelişiminde bir takım oynamalar oldu. Güzel bir ergenlik geçiremedi performans anlamında ama biz ondan tabii hiç ümidimizi kesmedik. O da hedeflerine hiç ümidini kesmedi. Biraz önce Rol Hocam'ın dediği gibi 14-15'li yaşlara kadar Emre'nin kayda değer hiçbir başarısı yoktu. En küçük yaşlarını saymıyorum ergenlik sürecinde. Ama biz hep olimpiyat hedefi, olimpiyatlarda madalya hedefimizi sürdürdük. Nitekim 15 yaşından sonra Emre performansını göstermeye başladı artık. Yavaş yavaş vücuda oturmaya başladı. Tabii biz hiç acele etmedik. Her şeyi step by step yani altyapısını doldura doldura gittik. Dolayısıyla da ilk Avrupa rekorunu, Dünya Gençler Rekorunu 2015 yılında yani Emre 17 yaşındayken kırdı. Üstüne koya koya
bu dönemlere geldik. Şuradan da şunu söylüyorum. Gene bunu bizim son başarımız olarak görmeyin. İnşallah bunun da çok daha üstüne çıkaracağız. Allah sakatlık vermediği sürece. Resmin hikayesi şöyle oldu. Simla Hanım kendisi bana gelmişti. Dedi Emre'ye böyle bir jest yapalım dedi. Ben de tabii ki seve seve bunu gerçekleştirdim. Umarım başarının devamını dilerim Emre'nin. Sen de daha tablolar yaparsın. Bu şekilde biz de senin bu meziyetini öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Kulağacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya,